teşekkürler. Mehmet Özmen Ankara stüdyomuzda bizi bekler. Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'e döneceğiz şimdi. Önce bir hayırlı sabahlar dileyeceğiz ve sonrasında tabii ki Ankara'da gündem yoğun. O yoğunluk İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. İşte bu yoğunluğu Mehmet Özmen'den dinleyeceğiz. Hayırlı sabahlar, söz sende Mehmet Özmen. İstanbul'da olacak dünyanın mazlum Filistin halkının, Ankara'nın gözü kulağı bugün İstanbul'da toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesinde olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bugün saat 11'de başlayacak olan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden bugün temsilci katılmış olacak. Birleşmiş Milletler'den sonra en çok üyeye sahip olan uluslararası arenada temsil gücü hayli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı örgütü Kudüs'e sahip çıkarak sert kararlar alması bekleniyor bugün. Sert kararlar alması bekleniyor diyorum. Özellikle toplum nezdinde, halk nezdinde bu beklenti söz konusu. Ancak Arap dünyasında ABD-İsrail ekseni etkisiyle yaşanan kırılmaların İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına bugün nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Bu konuda gözler Kudüs konusunda sesi en az çıkan Suudi Arabistan ve Mısır'ın üzerinde olacak. Mısır biliyorsunuz özellikle İsrail'in ve Amerika'nın etkisinde, keza maalesef Suudi Arabistan'da öyle. Kudüs meselesi için bugün bir araya gelecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İslam alemini selamete çıkaracak bir yol haritası çizmesi bekleniyor. Fakat bölgedeki son gelişmeler dikkate alındığında bu toplantıdan cılız bir sesin de çıkmasından endişe duyuluyor. Tabii ki sadece Kudüs değil, Filistin'den Arakan'a, Suriye'den Afrika'ya uzanan coğrafyalardaki mazlum insanlar Allah Celle Celaluhu Kur'an'da kardeş olduğumuzu söylüyor. Peki ya Müslümanlar nerede? Neden mazlumlara sahip çıkılmıyor sorusu da yüksek sesle dile getirilen bir soru olarak karşımızda duruyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği bir çağrıda bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği bugün İstanbul'da toplanacak olan zirve için, zirveye katılan liderler için dikkat çeken bir çağrıda bulundu ve bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Birliğin internet sitesinde yapılan açıklama da zirveye katılacak liderlere hitaben özellikle ümmetin sloganı birlik ve kurtuluş ifadeleri yer verildi. Barışçıl projelerin hiçbirini İsrail Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmasından alıkoymadı. Hatta yerleşim birimleri inşası daha da arttı şeklinde ifadeler de dikkat çekiyor. Kudüs'ü kurtarmanın yolu peygamberlerin size emanetidir. Ümmetimiz Kudüs'ü ve işgal altındaki Filistin topraklarını fikir birliğine varmadan ve ülkelerin konumunu güçlendirmeden kurtarmamız mümkün değildir dedi İslam Alimler Birliği. Tabii ki bugün saat 11'de toplanacak zirve. Bakalım zirvede neler çıkacak? Hangi kararlara imza atılacak? Bugün görmüş olacağız. Tabii ki özellikle Kudüs'ten, Filistin'den bugün çok dikkatle bu toplantı, bu zirve izlenmiş olacak. Öte yandan Ankara'nın gündemiyle de devam edelim kısaca. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA konferans salonunda gerçekleştirilecek olan Kudüs programına iştirak edecek. Bu programda Kudüs programı bugün saat 9.30'da, yani
an itibariyle başlamış durumda. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenecek olan Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumuna katılmış olacak bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda peki bugün ne var? Kısaca ona da değinelim ve sözü sana bırakalım Ahmet Kesel. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi bazı kurumların 2018 yılı bütçeleri de bugün mecliste görüşülecek ve dün olduğu gibi bugün de mecliste sert tartışmaların ve sert atışmaların yaşanması da bekleniyor diyelim ve sözü sana bırakalım Ahmet Keser. Mehmet Özmen, kulağımız sende, gözümüz de İstanbul'da olacak. Tabii hep beraber bütün ümmetin de beklediği sonuçları ve o kararları bekleyeceğiz. Ve bu bizi de inşallah rahatlatacak ifadeler olur. İnşallah, öyle diyelim. Beklenti o yönde değil, açıkça onu da söyleyelim. İnşallah yanılırız. İnşallah. Pekala, devam edelim.